Kazakistan, sahip olduğu muazzam tabii kaynaklar ve verimli topraklarıyla Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği'ne görkemli bir zenginlik bahşetmiş. Ancak hakkında insanların ismini duymaktan bile çekindiği bir algı yaratılmış. Çünkü özellikle Joseph Stalin döneminde rejim muhaliflerinin sürüldüğü uzak bir diyar olmuş. Sağ çıkmayı çok az kişinin başarabildiği çalışma kamplarıyla namsalmış. Başta şu an görüntülerini izlediğiniz Lev Tolstoy olmak üzere Fyodor Dostoyevski, Sergei Eisenstein ve Alexander Solzhenitsyn gibi Rus tarihindeki birçok meşhur ismin bir şekilde yolu düşmüş Kazak topraklarına. Hatta en ünlü Stalin muhalifi olan Lev Troçki bile Almatı'dan sürgün edilmiş Türkiye'ye. Ancak her gelen isim ilham alarak ayrılmış Kazakistan'dan. Örneğin Dostoyevski, meşhur romanları Yeraltından Notlar ve Amcamın Rüyasını Kazakistan'da yazmaya başlamış. Ülkenin güzelliği kadar halkının misafirperverliği de çok etkilemiş sürgün edilen bu isimdir. Misafir Kazakistan'da hep çok önemli olmuş. Kazak atasözleri de var. Hani işte 7 yaşındaki misafir geldiğinde 70 yaşındaki ev sahibi eğilir diye. Onun için yani folklorda da misafire ilgili çok önemli öğretileri, gelenekleri var. Kazakistan'da sofrada misafir ağırlamanın hala muhafaza edilen önemli ritüelleri var. Hayvanın, etin, belli parçalarının da bir özel önlemi oluyor. İşte baş misafire verilir. İşte çocuklara belli parçalar, yaşlılara, bu saygıdeğer insanlara belli kemikleri. Onun böyle bir adabı var. Yemek dua ile başlar, dua ile biter. Yani böyle aş dedikleri büyük yemekler kesinlikle. Ve yemek bitirmeden insan çıkmaz, kalkmaz. Verilen yemek yenilir. Yani işte ben yok açım, aç değilim, öyle bir hikaye gene de olmaz. Ona çok da itibar etmezler. Başkent ilan edilmesinin ardından tam bir imar hamlesi başlamış Astana'da. Şehir hala bir şantiye görünümünde. Birinci bölümden hatırlayacağınız ödüllü binalara ilaveten birçok yeni cami de inşa edilmiş. Bunlardan ilki Nur Astana Camii. Kubbesinin 40 metrelik yüksekliği Hazreti Peygamberimizin peygamberlik mertebesine ulaştığı, minarelerinin 63 metrelik yüksekliği ise Hakk'ın rahmetine kavuştuğu yaşlarını simgeliyor. Bir Türk firması tarafından inşa edilen Astana'nın merkezindeki Hazret Sultan Camii ise Orta Asya'nın en büyük camii. Adını Büyük Türk Mutasavvıf ve Şairi Hoca Ahmet Yesevi'den alıyor. Alp ve Erenlerin Piri ve Hazreti Türkistan olarak da tanınan Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi ve Hacı Bektaş Veli gibi isimleri etkileyerek Anadolu tasavvufu üzerinde de derin izler bırakmış. Orta Asya halkları arasında Rus istilasına en erken uğrayan halk Kazaklar olmuş. Kazakistan'daki Rus hakimiyeti de Kazak kültürüne yapısal bir tehdit arz edecek şekilde demografik dengeyi Kazaklar aleyhine kökünden değiştirmiş. Sovyetler Birliği'ndeki diğer bütün Müslüman halklarda olduğu gibi Kazakları da daha fazla asimilasyondan dini kimlikleri korumuş. Aslında İslamiyet 18. hatta 19. asra kadar Kazak toplumu üzerinde fazla bir etkiye sahip değilmiş. Mülkiye, ulema ve eşraf kendilerini Müslüman olarak tanımlasa da halkın çoğunluğu şamanizm gibi geleneksel itikatlarına bağlıymış. 19. asrın ilk yarısında başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere İslam merkezleriyle olan ilişkilerin artması ve Sufi dervişlerin faaliyetleri Kazak halkı arasında İslamiyet'in yaygınlaşmasını hızlandırmış. 19. asrın ikinci yarısından itibaren de İslamiyet, Kazaklar arasında önemli bir sosyal ve moral dinamik haline gelmiş. 20. asırda Kazak halkının geleneksel kimlik ve kültürünü korumak için İslami öğretilerin modern bir yorumunu savunan cedidçilik, Kazak aydınları arasında büyük yankı bulmuş. Üstelik İslamiyet'in Kazak kimliği üzerindeki rolüne yeni bir dinamik, yani Türklük fikriyatı da eklenmiş.
bu süreçte Kazak yazılı edebiyatının kurucusu sayılan Abay Kunembayev gibi Kazak aydınları etkin bir rol oynamış. Şiirlerinde Kazak halkını, kültürünü, gelenek ve göreneklerini anlatan Abay, kadının hor görülmesini, tembelliği, başlık parasını ve eğitimsizliği eleştirerek Kazak halkının çağdaşlaşmasını teşvik etmiş. Ancak bu büyük mütefekkirin Kazak kültürüne belki de en anlamlı katkısı Kazak Türkçesinde yazmak olmuş. Sovyet devrinde devlet katında yükselmek, hatta bir iş bulabilmek için birinci şart çok iyi Rusça konuşmakmış. Gündelik hayatında Rusça konuşan birçok gayri Rus Sovyet vatandaşı çok geçmeden bir Rus gibi de düşünmeye başlıyormuş. Ana dilinin unutulması adeta Sovyet devleti tarafından teşvik ediliyormuş. Kazakistan da bu durumdan muaf değilmiş. Günümüzde ise Kazak Türkçesi adeta bir rönesans yaşıyormuş. Kazak sınıfları daha az olurdu. Şimdi yani okulda, birçok okulda hem Kazak hem Rus sınıfları oluyor. Her ikisi de, Kazak sınıfı da Rusça eğitim alıyor. Rus edebiyatı, Rus dili ve Rus sınıfı da Kazak edebiyatı dili alıyor. Ama Kazak sınıfların sayısı çok çok fazla. Bazı bölgelerde, özellikle güneyde vesaire, yani neredeyse Rus okulu, Rus sınıfı yok. Hatta onlara talep de azalıyor. Kazak Türkçesini korumak için hükümet tarafından önemli tedbirler alınmış. Okul sistemi değişti. Dil, devlet görevlerine alınmada Kazak dili bilmeleri çok bazı durumlarda, bazı görevler için, özellikle diplomatlarda vesaire zorunlu. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından hizmete açılan ilk Cumhurbaşkanı Parkı, Almatı'da evliliğe adım atacak Kazak çiftlerin düğün fotoğrafları için en gözde mekanı. Çekim yaptığımız kısa süre esnasında bile poz veren birçok çifte biz de şahit olduk. Bu evliliklerin önemli bir neticesi Kazak halkını ülkelerinde azınlık olmaktan kurtarmasıymış. Çünkü Kazaklar arasındaki doğurganlık oranı Sovyet devrinden bu yana çok yüksekmiş. Şu anda bizim resmi istatistiklere göre yeni doğan bebeklerin %90'ı etnik Kazak. Yani etnik Kazak nüfusunun doğal olarak çok çok artması bekleniyor. Şu anda %70'den fazla, 73 civarında oldu. Birkaç sene içinde biz genelde 10 senede bir yapılıyor. Büyük bir nüfus sayımı yapılacak. Orada da belki bir o gösterge belli olacak. Kazakların ülke nüfusu içerisindeki oranını yükselten bir diğer önemli gelişme ise Rus hakimiyetinin tesisinin ardından Kazakistan'a yerleşen diğer halkların 1991 sonrası ülkeyi terk etmeleri olmuş. Onlar giderken diasporada yaşayan etnik Kazaklar da ülkelerini avdet etmeye başlamışlar. Kazakistan'da 750 bin Alman nüfusu yaşıyordu. Almanya'nın birleşmesinden sonra ve bağımsızlıktan sonra bunların da büyük bir kısmı Almanya'ya gitti. Şu anda 250 bin Alman nüfusu var. Normalde bu 25 senelik bir dönemden bahsediyoruz. Normalde 750 bin kişinin 1 milyon olması gerekiyordu. Ve bu sadece bir örnek. Milyonlarca Rus da Rusya değişik bölgelerine gitti. Ve bölgeye dağılmış veyahut da yurt dışına ve Türkiye dahil yaşayan Kazaklar da bağımsızlıktan sonra Kazakistan'a dönmeye başladı. Genel olarak 1 milyon Kazak yurt dışında Kazan geldi söyleniyor. Ana vatanlarına dönen bu Kazaklar arasında bizim Kazak kökenli vatandaşlarımız da varmış. Türkiye'de Kazak nüfusunu 10.000 ile 15.000 arasında diye söylenir. Ama buna ilave olarak tabii ki 1991 sonrasında gelen ve 1980'de Afganistan'daki Sovyet işgali sonrasında Afganistan'dan gelen Kazaklar da var. İran'dan gelen Kazakların katıldığı
çok büyük değildir belki sayılır ama böyle bir sayı söz konusu. Meryem Hanım'ın bahsettiği ülkemizdeki Kazak kökenli vatandaşlarımızın önemli bir oranı, şu an görüntülerini izlediğiniz Altay Köyü kökenli. Cem Bey, buyurun. Sofra konak ası size, yani konak ası deriz biz. Keşke erken haber verseydiniz de bir kuzu kesseydik, daha uygun olurdu. Acelede bu evde hazır olanı kullandık, kusura bakmayın. Şimdi bıçak size bakıyor. Siz alacaksınız bıçakla, önce bir kesin. Birinci şey kesimi siz yapacaksınız, sonra ben size... Evet, adettendir. Belki kesmeyeyim ama ondan sonra. Bu kelle olsaydı, kelleden başlardık zaten. Köy sakinleri gelenek ve göreneklerini bugün de büyük bir hassasiyetle muhafaza etmeye çalışıyor. Beş parmak denmesinin sebebi elle yenmesidir yani. Kazakistan'daki sofra adabı aynen burada da uygulanıyor. Onlar için de misafir çok önemli ve misafir ağırlamanın kendine has ritüelleri var. Amin. Asına 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 bereket gelsin basına. Kırgavulday korgalap kıdır gelsin kasına. Üysün gongur attın biyesin versin. Jalayır hıpşaktın tüyesin versin. Assın tögülsün, kuday jarılkasın. Allahu Ekber. Sağ ol. Ancak Altay Köyü bugün çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Artık harabeye dönüşmüş evlerden de anlayacağınız üzere hızla boşalıyor. Bu süreç önce iç göçle başlamış. İş bulma umuduyla birçok köy sakini İstanbul gibi büyük şehirlere taşınmış. İç göçü çok geçmeden Avrupa'ya hicret izlemiş. Fransa'dan örnek verirsek sadece bu köyden oraya yerleşen 150 hane civarında nüfus varmış. Yani şu an 500'e yaklaştı Fransa'daki bir nüfus. İlk tabii göç Almanya'ya başladı. Göçün başlama merkezi yine burasıydı. Yani 69-70 yıllarda Kalkınma Kooperatifi adı altında bir kooperatif kurularak burada Türkiye genelindeki Kazakların bu kooperatif üzerinden yani 40 aile, 50 aileden Almanya'ya gruplar halinde göçleri başladı. Yani oradakilerin neredeyse giden birinci nesildi. İkinci nesilleri daha emekli oldu orada, Almanya'da artık. Gidenler bir emekli olsak döneriz falan diyordu. Şimdi diyoruz onlara ya dönmeyecek miyiz artık ya torunlara bakıyoruz işte. Bu göçün bir neticesi olarak ekili araziler hızla el değiştirmeye başlamış. Toplam 14 bin dekar tarım alanımız varken şu an son 3-4 senedeki toprak satışlarının artmasıyla 2500 dekar bizim elimizden çıktı artık. Adana, Mersinlere geçti. Kazak kökenli vatandaşlarımız Avrupa'da da büyük bir gayretle kültürlerini muhafaza etmeye çalışıyorlarmış. Çocuğun bir kere göbeğini kesen bir hanım olur. O, onun bizde kindik deniyor göbeğe. Onun göbek annesi olur. Burada göbek adı falan gibi Anadolu'da söylenir ama göbek annesi var. Hayatı boyunca o göbek anne çocuğa çok yakın olur. Avrupa'ya giden bizim Türk işçilerimizin arasında Türkiye'den Kazaklar da gittiler ve onların şimdi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde küçük küçük dernekleri var. O derneklerde de kendileri bir araya gelip bütün bu beşiğe yatırmalar, daha başka bütün adetleri yapmaya çalışıyorlar. Köyün kapalı olan okulundan da anlaşılacağı üzere ailelerin Altay Köyü'nden ayrılmasının bir diğer sebebi çocuklarına daha iyi bir eğitim sağlamakmış. Ancak bu durumda Kazak kültürünün hakim olduğu köyün homojen ortamından sonra çocukların Kazak Türkçesinden kopmasıyla neticelenmiş. Biz ikinci nesil olduğumuz için dil olarak Kazakça konuşuruz kendi aramızda ama çocuklarımızda da söylerken anlar onlar. Tekrar bize Kazakça olarak onu söyleyemezler oradan. Şimdi Türkçe konuşuyoruz bazen. Benim küçük torun var şimdi yanımda. O benden Kazakça öğrenmeye çalışıyor. Bunun ismi ne? Şunu ne diyorsun? Yarım yamalak o Kazakça konuşmaya çalışıyor kendince. Çocuklarının köklerini unutmaması için 100 aile ise Kazakistan'a göç etmeyi tercih etmiş. İşin ilginç tarafı bu ailelerin 60'ının çok geçmeden Türkiye'ye geri dönmesiymiş.
Türk Filması tarafından inşa edilerek 2014 yılında hizmete açılan Kazakistan Ulusal Tarih Müzesi sadece Orta Asya'nın en büyük müzesi değilmiş. Kazakların iddiasına göre dünyadaki ilk 10 müzenin arasına da girmiş. Müzede Kazak tarihi ağırlıklı 170 bin eser sergileniyor. Bunlar arasında Hunlardan Göktürklere kadar Türk tarihine dair birçok obje de var. Hatta müzede Moğolistan'da bulunan kadim Türk tarihine ait anıtların replikalarına bile yer verilmiş. Müzenin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından altı çizilen resmi kuruluş amacı, Kazakistan'ın zengin bir tarih ve kültüre sahip olduğunu ortaya koyarak halkın milli bilincini kuvvetlendirmekmiş. Yani müze bir anlamda Sovyet sonrası dönemde Kazakistan'ın tarih ve milli kimlik restorasyonuna ön ayak olma vasfını taşıyor. Kazak medeniyeti Bozkır'da doğan bir medeniyet. Ancak göçebe hayat tarzının hususiyetlerini hala taşısa da Kazak halkı bugün büyük bir değişim geçiriyor. Astana'nın mimari yapısından da göreceğiniz üzere Sovyetler Birliği'nin ağır mirasından sonra Kazakistan hızla batıya açılıyor. Şarklı ruhuna garbın kurumlarını ekliyor. Bu durum Kazakların yemek kültürüne bile yansımış. Ben Kazak şorpasını, beş parmağı ya da kurdağı hiçbir şeye değişmem ama özellikle genç Kazaklar yeni tatlar peşindeymiş. Sovyetler Birliği'nden kapalı hayat yaşadığımız için, fazla imkanlar olmadığımız için şimdiki gençler yeni doğan bu ülkede farklı kültürlerle meraklıdır. Mesela yani farklı mutfaklar var burada, farklı kültürler gelişiyorlar. Japon restoranları var, Kore restoranları var. Avrupa zaten bize çok büyük bir etki veriyor. Gençler de böyle şeylere meraklıdır. Sushi severler mesela. Biz Türkiye Türkleri, ata topraklarından Anadolu'ya uzanan yolculuğumuz esnasındaki her durağımızda yeni bir şeyler katmışız mutfak kültürümüze. Ancak iki halk arasındaki mutfak kültürü değişse de Anadolu'yla Kazak bozkırlarındaki sofra adabı hep aynı kalmış. Yemekte fark var. Ama yani yemek etrafındaki kültür çok daha yakın. Yani yemek paylaşımı, yemek ne bileyim beraber oturup yemeleri, böyle ayaküstü yenilen yemekler çok fazla olmaz. Onun için yemek çeşidi farklı olabilir ama yemekle beraber gelen ortam orada da burada da hemen hemen aynı. Yurt dışına gittiğimde pazar yerlerini gezmeyi çok severim. Çünkü bana o ülkenin ekonomisine dair tutarlı bir ön bilgi verir. Üstelik küçük bir alışveriş insanın da tanımamı sağlar. Astana Merkez Pazarı'nı ziyaretimin ardından şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hala bazı sıkıntılar olsa da sade vatandaşın iktisadi koşulları benim Kazakistan'a daha önceki gelişlerime nazaran çok daha iyileşmiş. Aynı Anadolu'daki gibi bir yabancı olarak size sunulan ikramlarsa, vahşi kapitalizmin para hırsının Kazak halkını henüz bozmadığının en önemli göstergesi. Kazak halkı batıya açılsa da kendi değerlerini muhafaza etmeye büyük özen gösteriyor. Bunların başında da aile bağları geliyor. Sovyet idaresinin 20. asrın başında Kazakları mecbur ettiği gibi göçer bir toplumun yerleşik hayata zorlanması en başta aile kurumunu sarsar. Kazak halkını bu durumdan koruyansa güçlü aile yapısı olmuş. Ortak bir tarihi paylaşan Kazaklar ve Türkler arasındaki en büyük benzerlik de işte aile kurumuna duyulan bu hassasiyetmiş. Türkiye'deki Türklerle Kazaklar arasındaki belki en yakın olan şey gene biraz sosyal ve aile
yapısına daha yakın olan şeyler olacak. Çünkü iktisadi hayat, siyasi vesaire eğitim sistemi çok değişik olabilir. Coğrafya da değişik ama büyük ihtimalle aile yapısı, yani değişik düzeylerde aile yapısı belki en ortak noktası budur. Yani dil dışında tabii ki yani. Kazak televizyonlarının en gözde programları Türk dizileriymiş. Bunun nedenlerinden biri de iki halk arasındaki işte bu benzerliklermiş. Türk dizileri burada çok tutuluyordu. Özellikle yaşça büyük olan insanların çok, yani onlara çok yatkın. Annem örneğin öyle. Hangisini en çok seviyor? Neredeyse hepsini. Hem genç dizilerini de seyrediyor, hem tarih dizileri de seyrediyordu. Hala da seyrediyor. Hatta şikayet ediyor. Çünkü annen çok seyrediyorsun diye. Soruyorum niye seyrediyorsun? İşte burada başka dizileri de var. Rus dizileri var. Batı, doğudan da dizileri var. İşte bizi hayata, bizim ahlaka daha uygun, değerleri daha uygun diye seyrediyor. Ve yakın buluyor. Çok tutuldu burada. İşin ilginç tarafı Kore kültürünün de benzer gerekçelerle Kazakistan'da çok rağbet görmesiymiş. Kore kültürü bize son iki yılda mesela çok yaydı Kazakistan'a. Kore filmler çıktı, gençler de onlardan koştular. Onların kültürünü bir şeyler almak istediler kendine, bir şeyler kendilerinde paylaşmak istediler. Çok ilginç, bazı Güney Kore dizileri de burada çok tutuldu. Annem de aynı nedenlerde seyrediyor. Hani işte orada büyüklere saygı örneğin, işte ailedeki bir ilişkileri vesaire. Güneş doğudan doğar diye boşu boşuna dememişler. Eski Sovyet coğrafyasını adeta karış karış gezdim desem yanlış olmaz. Bu ülkelerin rejimlerini biraz da mesleki ilgi gereği yakinen takip ettim. Liderleri üzerinden ülkelere dair çıkarımlarda bulunmaya çalıştım. Bazılarıyla da bizzat tanıştım. İşlerinde benim en ilgimi çekense hep Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev oldu. Astana gibi bozkırda yer alan bir kasabayı nasıl modern bir şehir haline çevirdiği değil ama Sovyet boyunduruğunun bir silindir gibi ezdiği Kazak halkına öngördüğü gelecek bende daima merak uyandırdı. Nazarbayev'in iki önceliği nacizane olarak beni ziyadesiyle memnun ede geldi. Her şeyden önce büyük önem atfediyor Kazak kimliğine. Milli bilincin yeterince tekamül etmediği Ukrayna gibi ülkelerin başına gelenleri dikkate alacak olursanız eğer ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Üstelik Türk dünyası mefhumu da zihin dünyasında önemli bir yer kaplıyor Nazarbayev'in. Nitekim bu durum Kazakistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de yansıyor. Başkent Astana'nın göbeğinde yer alan Atatürk heykelinin 2009 yılındaki açılışını bizzat yapacak kadar Türkiye'ye muhabbet besliyor Nazarbayev. Türk-Kazak ilişkileri hem yani siyasi anlamda çok iyi bir durumda. İyi anlaşıyoruz, yardımlaşıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Sadece birisinin birisine baktığı bir durum değil. Karşılıklı olarak da faydamız oluyor uluslararası ilişkilerde. Ama iktisadi anlamda biraz bir gerilme var. Car Muhammed'in dikkat çektiği iktisadi ilişkilerin son senelerde duraklaması, Nazarbayev'i merakla takip etmemin ikinci sebebi. Şu an görüntülerini izlediğiniz bina, Kazakistan'da düzenlenen alternatif enerji kaynakları konulu Expo 2017 için yapılmış. Ülkenin dünya petrol rezervlerinin hatırı sayılır bir oranına sahip olduğunu düşünecek olursanız eğer, buna ne gerek var diye sorgulayabilirsiniz. Ancak Kazak ekonomisi
petrol fiyatlarının son senelerdeki düşüşünden çok etkilenmiş. İşte Nazarbayev, petrol zengini Arap ülkelerinin düştüğü tuzağın aksine, petrolün de bir gün biteceğinin bilincinde olarak alternatif enerji kaynaklarına büyük önem veriyor. Kazakistan'ın hazıra konmak yerine üretmesini istiyor. Üretmeyen bir ülkenin dışa bağımlı hale geleceğini dikkate alacak olursak, Kazakistan'a çizdiği vizyon büyük umut vaat ediyor. Tabii ki meziyetleri kadar kusurları da var Kazakistan'ın. Ama Kazakistan 21. asırda da Avrasya'nın en önemli ülkelerinden biri olmaya aday. Okul kitaplarından hatırladığınız ata kültürünün ne olduğunu anlamak için lütfen siz de ziyaret edin bu güzel ülkeyi. Emin olun Kazak misafirperverliğine doyamayacaksınız.